Ali Poyrazoğlu. O doğduğunda takvimler 9 Temmuz 1946'yı gösteriyordu. Eczacı bir baba ile doktor annenin üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Ordu Fatsal olan Ali ailenin en küçüğüydü. Fransızca konuşulan bir evde büyüdü. 6 yaşındayken götürüldüğü tiyatroda sahnenin büyüsüyle tanıştı. Özellikle kırmızı perdeye hayran kalmıştı. İlk izlediği oyun Hamlet'ti. Hamlet'in babasının ruhunun çıktığı sahnede korkup bağırdığında arkasındaki teyze "Sus, hortlak mortlak değil, oyun o, sen oyun oynamıyor musun? Bunlar da oynuyor işte" dediğinde tiyatro daha da çok hoşuna gitmişti. O günden sonra hem evde hem de akrabalarına gittiğinde kendi kendine oyunlar sergiliyordu. Liseyi Asal Lisesi'nde bitiren Ali, baba mesleği eczacılıktan devam etse de tiyatro aklının hep bir köşesinde vardı. Fakat bir gün babasının "Sen eczacılık işini sürdürmeyeceksin" belli demesi üzerine eczacılığı bırakıp İstanbul Konservatuarı tiyatro bölümüne kayıt oldu. Henüz 17 yaşındayken Müjdat Gezen ve Savaş Dinçer ile birlikte derme çatma bir tiyatro kurdu. Tiyatronun ısıtma sorununu çözmek için annesinden gizli evdeki sobayı çalıp getirmişti. Fakat ilk oyunda soba tütünce seyirciler öksüre öksüre kaçtı. Neredeyse binanın çatısı tutuşuyordu. Fakat Ali'nin içindeki tiyatro aşkı hiç bitmedi. Tiyatro eğitimine İngiltere ve Fransa'da devam etti. Oyunculuk kariyeri şehir tiyatrosunda Tarla Kuşu oyunuyla başladı. Ulvi Uras Tiyatrosu, kent oyuncuları Gülciz Sururi, Engin Cezzar Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu ve Arena topluluklarında çalıştı. New York Broadway'de sahneledikleri Pera Palas adlı oyunda İngilizce başrol oynadı. 1972 yılında annesinden çaldığı altınlarla Poyrazoğlu Tiyatrosu'nu kurdu. Ünlü sanatçı İzzet Çapa'ya verdiği röportajında şunları söylemişti: "Anne, tiyatro için bana para lazım. Senin altınlarını çalabilirim. Haberin olsun" dedim. "Aman baban duymasın da ne yaparsan yap" deyince ben de altınlarla beraber evdeki halıyı da götürdüm sattım. Ali Poyrazoğlu'nu şöhrete kavuşturan iş ise 70'li yıllarda TRT'de yayınlanan Ali Uyanık dizisiydi. Delikanlı, futbol hastası, ne iş bulursa yapan, koyu fenerli bir amigo tiplemesiyle izleyicinin karşısına çıkan Poyrazoğlu ismini geniş kitlelere duyurdu. Koyu Galatasaraylı olmasına rağmen TRT'den Güneş Tecelli'nin "Fenerli olursa daha çok tutar" diye baskı yapması üzerine bir şekilde ikna oldu. Bir yandan tiyatro oyunlarına da devam ediyordu. Ali Uyanık tiplemesi nedeniyle fanatik taraftarlar tiyatrosunu bile bastı. Ali Poyrazoğlu İzzet Çapa'ya verdiği röportajında o günü şöyle anlatıyor: "Ali Uyanık TRT'de yayınlanırken biz de Aziz Nesin'in Deliler Boşandısını oynuyorduk Beyoğlu Küçük Sahne'de. Önce Ali Uyanık hayranı Fenerbahçeli taraftarlar geldi. Ardından Galatasaray taraftarları tiyatroyu bastı. Korhan Aba ile Aydemir Akbaş trompet çalıp camdan aşağı dev bir Galatasaray bayrağı açınca beni alkışlayan Fenerliler bir anda yuhalamaya başladı. Ardından tiyatroyu polis bastı, bizi karakola götürdüler." Sinemaya ise 1970'te başladı. Ancak 1970'lerin ortasında Türk sinemasına damga vuran filmleri furyasına katıldı. Bu dönemde sadece 2 yıl içinde 20'nin üzerinde film çevirdi. Uzun bir süre Yeşilçam'a ara veren Ali Poyrazoğlu bir röportajında şunları söylemişti: "Çok para kazandım ben sinemadan. Bütün büyük rejisörlerle çalıştım, küçük rejisörlerle de. Bir ara avantür filmleri çekiliyordu. Onda da oynadım. Sonra o filmlerin içine erotik sahneler ilave edilmeye başladı. Biz bir yere kadar oynuyorduk. Oynamadığımız sahneleri bize benzer adamlar bulup onlarla çekiyorlardı. Yüzlerini göstermeden tabii. 1971'de girdim sinemaya. 74'te bıraktım. Korkunç hale gelmişti. Son çevirdiğim filmde annemi, kız kardeşimi oynatmıştım. Korhan Abay'ın kız kardeşini de oynatmıştık. Bize söz vermişlerdi. İçine parça marça koymayacağız diye. Yine koymuşlar. O gün bıraktım sinemayı. Ta ki Atıf Yılmaz beni tekrar ikna edene kadar." Ali Poyrazoğlu'nun 12 Eylül döneminde başına olmadık işler geldi. İzmir'deki bir otelde rehin kaldığını söyleyen Ali Poyrazoğlu, Fatih Altaylı'nın programında o günü şöyle anlatmıştı: "Ömrümde biriktirdiğim 600 bin liram vardı. 500 bin liralık reklam yaptırdım İzmir'de. Her yeri donattım. Kalan parayla da taşındık. 2500 kişilik yerde. Dedim götüreceğiz parayı. Aydemir Akbaş çuvallarla parayı taşırız dedi. Ön satış süperdi. O gece sıkı yönetim geldi. 25 kişi İzmir'de otelde mahsur kaldık. 12 Eylül. Arkadaşlardan para aldık. Ekibi İstanbul'a yolladık.
Ben ve Korhan Abay otelde rehin kaldık. Para istemesinler diye. Ardından Korhan'ı yolladım. Otelciye dedim ki para yok. Durumu anlattım. Oyunu oynayamadık. 12 Eylül döneminde yaşadığı sadece otelde rehin kalmasıyla sınırlı değildi. Ünlü sanatçı saldırıya bile uğradı. Hatta ölümlerden döndü. Ali Poyrazoğlu gösteri için gitti Aydın'da bıçaklı saldırıya uğradığını bir röportajında şöyle anlatmıştı. Tiyatro aşkı uğruna başıma gelmedik olay kalmadı. Defalarca faşistlerin saldırısına uğradım. Kaburga kemiklerimi kırdılar, altı yerimden bıçaklandım. Hastaneye zor yetiştirdiler. Tek suçum tiyatro yapmaktı. Yaklaşık 10 yıl ara verdiği Yeşilçam'a 1986 yılında Asiye Nasıl Kurtulur filmiyle geri döndü. Ünlü sanatçı 2 yıl sonra Mazhar Alanson'un başrol oynadığı Arkadaşım Şeytan filminde şeytan rolüyle izleyicinin karşısındaydı. Bu rol ona 1989'da 2. Ankara Film Şenliği'nde en iyi erkek yardımcı oyuncu ödülünü getirdi. 80'li yıllarda borç para ve pavyon ruhsatıyla açtım dediği Yeşil Kabare'de Adile Naşit, Yıldız Kenter, Zeki Müren, Müjdat Gezen, Ferdi Özbeğen, Sezen Aksu, Rasim Öztekin gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Yeşil Kabare günleri oldukça hareketliydi. Ali Poyrazoğlu, Zeki Müren'i Yeşil Kabare'ye gelmesi için tehdit ettiğini Olcay Ünal Sert'e şöyle anlatmıştı. Gelmeyen bir tek kişi var, o da Zeki Müren. Tam bir asi kuş. Bir türlü gelmiyor. Müjdat Gezen'e bak onu nasıl getirteceğim dedim. Bizde çalışan güvenlik oğlan var Tayfun. Tam 2 metre. Al bu pavyoncu ruhsatını. Zeki Müren'e 2 güne kadar gelmezsen Yeşil Kabare'ye seni vurdurtacağım diyeceksin. Aldı ruhsatı. 2 güne kadar gelmezsen seni vururum dedi. Ve Zeki Müren nihayet geldi. Ali Poyrazoğlu'nun tiyatro sahnelerinde gösterdiği başarı 1998'de Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı unvanıyla ödüllendirildi. 2000'li yıllardan itibaren bizim sınıf, ben eskiden küçüktüm, sağlık olsun, havada bulut, ödünç yaşamlar, kobay, eski çamlar bardak oldu, tak tak takıntı, asi kuş, tamamla bizi ey aşk adlı oyunlarda rol aldı. Özellikle tak tak takıntı oyununda canlandırdığı kadın karakter Madame Arşalus çok beğenildi. Ünlü sanatçı bu rolü hakkında Özlem Uçar'a şunları söylemişti. Kadınlık pahalı bir işmiş. Elbiseler, ayakkabılar özel olarak yapıldı. Hazırlamam tam 2,5 saatim oluyor. Ama fıstık gibi bir kadın olup çıkıyorum. 60 yıldır tiyatro sahnelerinin tozunu yutan Ali Poyrazoğlu kendisini her zaman ve her şartta seyirciye karşı borçlu hissediyor. Ünlü sanatçının bazen tek bir kişiye gösteri yaptığı bile oldu. Bir dönem zona hastalığıyla mücadele etti. Fakat o zaman bile sahneleri bırakmadı. Ünlü sanatçı bir röportajında şunları söylemişti. Ağrılı bir biçimde sahneye çıktım. Hem de ne ağrılar. Onun ağrısını Allah düşmanıma vermesin. Çok zor bir hastalık. Tam 4 ay sürdü. Ali Poyrazoğlu zaman zaman yaptığı sivri çıkışlarıyla da çok konuşuldu. Ünlü sanatçının bir röportajında söylediği Türk erkekleri kro, maço ve cahil sözleri tartışmalara neden olmuştu. Hepsi bununla sınırlı değil. Canlı yayında bir olay var ki belki de Ali Poyrazoğlu dediğimizde akla ilk o mesele geliyor. Evet, tahmin edeceğiniz üzere Seray Sever olayı. Konuk olduğu programda Seray Sever'e yaptığı hareket bugün bile hafızalarımızdaki yerini koruyor. Ünlü sanatçı TV100'de olayın perde arkasını şu sözlerle anlatmıştı. O program kadınlara yapılan haksızlıklar üzerine bir programdı. Seyirciler sadece kadındı. Programda Seray Sever bir gazetenin kendisini erkek kılığına soktuğunu, Taksim meydanına çıkardığını ve erkek olarak içinden ne geliyorsa onu yap dediklerini söyledi. Programın o anına kadar kadınlara yapılan tacizlerden şikayetçi olan Seray'a ne yaptın diye sorduğumda gelen geçen kızların popolarını elledim dedi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Arkasından da Allah'tan ben hiç böyle bir şey yaşamadım dedi. Program bitti. Bant kayıt da bitti. Vedalaşıyoruz Seray'la. Ben de o sırada o hareketi yaptım. Programla alakası yoktu. Kanal reklam olsun diye onu magazin programlarına servis yaptı. 125 tane ödül aldım ama Seray Sever'i avuçladım diye konuşuluyorum. Fransızca, İngilizce ve Rumca bilen Ali Poyrazoğlu sadece Türkiye'de değil, dünyanın çeşitli yerlerinde yabancı dillerde de tiyatro gösterileri hazırladı. Bugüne kadar 65 filmde başrol oynadı. 500 bölüm televizyon dizisi, 150'ye yakın talk show yaptı. 35 tane yabancı oyunu Türkçe'ye çevirdi ve 20'ye yakın Arkası Yarın oyunu yazdı. Kariyerini dolu dolu yaşayan ünlü sanatçı, Sonat Bahar'ın ne kadar zenginsiniz sorusuna şu yanıtı vermişti. Herhangi bir ana caddedeki ayakkabıcı ya da gömlekçi benden daha fazla zengindir. Tiyatrocular çok para kazanmazlar.
Ama önemli olan çok para kazanmak değil ki. Mutlu musun, değil misin yaptığın işten? O önemli. Eğer mutlu olmadığın bir işi yapıyorsan, dünyada bundan daha tatsız bir şey olamaz. Hayatı boyunca eğitime çok önem verdi. Uzun yıllar üniversitelerde eğitim veren ünlü sanatçı, özel bir üniversitede öğrencinin kendisine rüşvet teklif etmesi üzerine bu işi bıraktı. Gösterişten uzak bir yaşam tercih eden Ali Poyrazoğlu, mirasının yarısını eğitime başladı. Tam 70 çocuğun okul masraflarını üstlendi. Ünlü sanatçı gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı. 8 yıl Hürriyet, 2 yıl Yeni Yüzyıl, 12 yılda Sabah gazetesinde köşe yazdı. Tüm bunların yanı sıra büyük şirketlere de yönetim danışmanlığı yapıyor. Holdinglere verdiği eğitim ve seminerlerde toplamda 600 bin insanı tedrisatından geçirdi. Sanat hayatında 60 yılı geride bırakan Ali Poyrazoğlu anılarını kitaplaştırmaya başladı. Hatta bir röportajında "Biz var mıyız kitapta?" diye soranlar oluyor. "Vallahi ilk gün alın. Bakın diyorum, ikinci gün toplatılabilir." demişti. Hayatı her zaman güllük gülistanlık geçmedi. Hataları ve pişmanlıkları da vardı. Londra'da tiyatro yaptığı yıllarda 1989 yılında bir oğlu dünyaya geldi. Fakat oğlunu 3 yaşındayken bırakıp İstanbul'a döndü. Ünlü sanatçı bir röportajında şunları söylemişti. "Çocuğumu Türkiye'de büyütemedim. Hollanda'ya yerleşmesine izin verdim. Becerebilseydim, bana daha yakın olsaydı, onun daha fazla tadını çıkarabilseydim. Keşke bana daha yakın olmasına izin verseydim. Beceremedim, olmadı, istemedim. Annesi istemedi, haklıydı götürmekte. Bugünkü aklım olsaydı bir uzlaşma sağlayabilirdim annesiyle. Çok gençtim, isteyen gelir tarzındaydım." Acısıyla tatlısıyla bir Ali Poyrazoğlu geçiyor bu dünyadan. Biz de 76 yaşındaki uslu oyuncuya sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.